Şimdi yine aynı bahçenin içinde tozlayıcı olan fernette çeşidine geldik. Bu görmüş olduğumuz çeşit fernette. Fernetteyi biz genelde çentra tozlayıcı olarak kullanıyoruz. Bu da oldukça geç uyanan bir çeşit. Fernor'un çentra tozlayıcı olarak kullanıyoruz. Fernor'un da kardeşi. Yani ikisi de Lara'nın oğlu. Anneleri Lara, babaları da Franket çeşidi. Fernette'nin de en büyük özelliği, özelliklerinden biri Fernor ve Franket gibi çok geç uyanması. Meyveye Fernor kadar olmasa da erken hasat oluyor, fakat Fernette'nin yaprak dökümü de Fernor'a benzer. Erken yaprak döküyor. Görmüş olduğunuz gibi bakın, çok fazla miktarda şurada meyve, çok büyük bölümünü, aşağı yukarı 1/4'lük bölümünü dökmüş. Üzerinde 1/4 bir yaprak kalmış. Yine solmuş. Yeşilden sarıya, sarıdan da kahverengiye dönmüş. Tabii bunda zaman zaman bunda bahçe kuranlar da var. Yani Fernette'nin yandal verimi de yüksek bir çeşit. Yani bahçe bile kurulsa olur. Ama Fernor varken çok fazla aşırı tercih edilmeyen bir çeşit. Çünkü Fernor'un da meyve iç kalitesi daha iyi olduğundan dolayı. Fakat Fernette tozlayıcı olarak oldukça yaygın olarak çanta çeşidini tozluyor, kullanılıyor. Bu da doğru. Çantra zaten Fernor, Fernette veya da Franket'te çeşitlerin herhangi birisi kullanılabilir. Gayet de güzel tozlama işini yapıyor. Fakat bahçe kurulacaksa da görmüş olduğunuz gibi yaprağı aşağı yukarı çantırdan 15 gün sonra uyanmasına rağmen 15 gün önce yaprak döküyor. 20 gün önce yaprak döküyor. Yani yüksek rakımlarda Fernette'nin de uyum problemi büyük ölçüde olmayabilir. Zaten hemen arkasına baktığımız zaman buradan çantırı görüyoruz. Şöyle. Çantır daha burada yeşil. Vejetasyon daha devam ediyor. Fernette ile de karşılaştırdığımızda oldukça geç yaprak döken bir çeşit çantır. İşte çeşitleri biz yavaş yavaş analiz ediyoruz ki çiftçilerimiz ona göre karar verip yüksek ve alçak rakımda hangine bahçe kurmak istiyorsalar bizim bu değerlendirmelerimizin sonucunda, verdiğimiz bilgilerimizin sonucunda onlar bir değerlendirme yapsın. Biz tabii illa şunu dik, bunu dik, bu kesin ve olur veyahut da olmaz demiyoruz. Sonuçta risk her zaman vardır. Buradaki hedef riski en aza indirmek. Yoksa yani risk olmayan, yani risk aldığın sürece de başarılı oluyorsun. Ama bu risk alırken alternatifleri iyi değerlendirmek gerekir. Bu alternatif belki de 10 sene önce alternatifimiz yoktu ama şu an yavaş yavaş alternatiflerimiz çoğaldığından dolayı yatırımcılar buna göre hareket edebilir. Evet, diğer bahçemize de hep birlikte gidelim. Evet değerli arkadaşlar, yine bir başka bahçeye geldik. Bu bahçenin özelliği yerli çeşitlerle, bizim klasik Yalova çeşitleriyle kurulu bir bahçe. Yalova 1 ve 3 çeşidi ağırlıklı olarak vardı. 20 yaşından biraz daha fazla bu görmüş olduğumuz bahçe. Biz şu an arkamdaki ağacı da biz aşı yapmıştık çantıra. Yaklaşık 7 yıl kadar önce, 7-8 yıl oldu aşılayalı ilk geldiği yıllarda. Sebebi de bu Yalova çeşitlerin yandallarda fazla meyve vermediğinden dolayı 13-13 ekili zaten kapadı. 13-13'ü bile kapıyor. Ve çok erken uyanıyor. İlkbahar soğuklarına, kıra dediğimiz hadiseye her 2 senede bir yakalanıyor. Böyle bir dezavantajı vardı. Biz de yavaş yavaş bir bölümünü değiştirdik. Hedef komplesini değiştirmek. Fakat yine de biz ölçü olsun diye her çeşitleri, bütün çeşitleri yaparken yine bu chantler çeşidi, arkamda görmüş olduğumuz çantır çeşidi, daha yaprağını tam dökmemiş, yeşil oranı fazla. Fakat sol tarafında şurada görmüş olduğumuz devasa ağaçlar, yukarılara da böyle baktığımızda anlıyoruz zaten, yaprakları çok büyük ölçüde dökmüş. Bir 1/4'lük bir yaprak kalmış. Yalova 3 ve Yalova 1 çeşitleri. Bunların kış sorunu yok.
Kışın bunlar soğuklara dayanabiliyor. Niye dayanabiliyor? Çünkü çok erken uyanıyor. Yani çantırdan 20-25 gün önce olduğu için, uyandığı için hasatı da zaten çantırdan en az 25 gün kadar önce. Yaprağını da çantırdan bir ay kadar önce döküyor, böyle 20 ile bir ay kadar önce. Sonuç itibariyle yüksek rakımı da diksen, alçak rakımında da diksen, kış soğuğunla yapraklı olarak kışa yakalanma riski yok. Fakat en büyük risk neydi? İlkbahar soğukları bunlar da. Çok fazla erken uyanıyor. Ve tabii bu klasik çeşitler o zamanlar çok fazla dikildi. Bilmiyordum. Yan dallarda meyve vermediği için devasa büyüklüğe ulaşıyor. Yani ağacı gördüğünüz gibi, yani şunların arası 13 metre birbirini kapayabiliyor. Çünkü gençlik yılları meyvesiz geçiyor. Yani doğada şöyle arkadaşlar. Bir ağacın meyveyi çok veyahut da az meyve verdiğini anlamının en büyük, en önemli özelliği ağacın büyümesi. Ağaç devasa büyüklüğe ulaşıyorsa bilin ki o fazla verimli bir ağaç değil. Gençlik yılları komple verimsiz geçmiş, yan dal verimi olmayan bir ağaç. Ama bir ağaç aşırı derecede büyümüyorsa, normal orta büyüklükte kalıyorsa, bunun yan dal verimi yüksek, çok meyve veriyor, gençlik yıllarında da çok meyve veriyor ve biraz da geç uyanıyor demektir. Çünkü geç uyandığından dolayı ilkbahar soğuklarına fazla yakalanmamıştır. Veyahut da bir bölümünün yan dal verimi yüksektir. Bir bölümü yansa bile yan dallarda çok meyve veren ağaçlar ilkbahar soğuklarından biraz etkilenir ama yine de meyve yapar. Fakat yan dal verimi olmayan çeşitler uç dallarına meyve verdiği için ilk sürgünleri yandıktan sonra o yıl fazla meyve yapamazlar. Bizim de şu 10 yıldır, 15 yıldır işte literatürümüze giren yan tomurcukların da sadece uç tomurcuğu değil, yani bütün yan tomurcukların meyve vermesi hem aşırı derecede verime, hem sık dikime, hem bazı yıllarda ilkbahar ayazlara kıra dediğimiz hadiseye yakalandığında uç tomurcukları yakalansa bile yan tomurcuklar yine en azından o yılı boş çıkarmamaktadır. Çiftçilerimiz de bu tip hadiselere dikkat etmeleri gerekir. Buna göre bir kendilerine bahçe kurup hobi de yapsa, profesyonel de yapsa, en azından bilinçleri yapmaları adına bu bahçeleri sizlere gösteriyoruz. Evet, diğer bahçemize yavaş yavaş geçelim. Evet değerli arkadaşlar, şu anda da yine Çantır bahçesindeyiz. 4. yaşında bir bahçeye geldik. Bu yaprağını dökünce 4 olacak. Yani bu yıl 4.'yü tamamlamış oluyor. Buraya gelmemizin nedeni de şu: bu genç bir bahçe. Düzgün sulanıp da gübreledikten sonra 4 yaşına kadar biz fazla da meyve vermediğinden dolayı vejetasyonun ne kadar uzun olduğunu göstermek istedik. Az önce sizlere meyveye yatmış verimli bahçeleri ve büyük ağaçları gösterdik. Burada ağaçtan normal uykularına verimsiz genç ağaçlara göre yaklaşık 15 gün ile bir ay önce girebiliyor. Yani genç ağaçta verime yatmış bir ağacın yaprak dökmesi ortalama 15 günde bir ay kadar bir fark o günkü hava durumlarına göre değişebilir. Burada da 4. yaşında bir fernoğur bu. Bu şuraya da bu tozlayıcı, şurada yazmışım da. Bu çantıra tozlayıcı olarak kullanıyoruz bunu. Ama görmüş olduğunuz gibi yapraklar daha yeşil. Ya yeni yeni hafif hafif bir solmaya başlamış ama yukarıda da az önce tam verime yatmış bir fen orada da gördüğümüz gibi orada tamamen sararmış ve yaprakların neredeyse 1/4 düşmüş vaziyetteydi. Fakat burada hiç düşen yaprak yok. Oysa bu da fenor ve aynı iklim, diğer tarlayla arasında 500 metre, 1 kilometre var ve burası çantır bahçesi. Yani 4. yaşına kadar az önce dediğimiz gibi soğuk yeme don özellikle 2-3 yaşına kadar çok fazla. Fakat 4. yaşında da yaşayabilir bunu çiftçilerimiz. Bunları erken uyutmaları gerekir. Bunun birçok prosedürü var. Bunlara özellikle azot gübrelemesini biraz erken kesmeleri gerekir. 8. ayın sonlarına doğru, 8. ayın 15'inden sonra azot vermemeleri gerekir. Suyu da 9. ayın başlarında ortalama 8. ayın sonunda, 8. 9. ayın başında kesmeleri gerekir ki tabii o yılın hava ısısı ve yağış
kış durumu çok önemli. Aşırı derecede erken keserseler de kış soğuklarına dayanamaz. Bitki kendini hazırlayamaz. Bitki besin elementlerini aşağıdan yukarıya transfer edemez. Susuz da bırakmamanız gerekir. Yani su birdenbire kesilmez. Kademe kademe su azaltılarak uykuya yatırmak gerekir. Ama her şartlarda görmüş olduğumuz gibi ilk 4 yaşına kadar, 1 yaşından 4 yaşına kadar çok büyük bir problem. Yüksek rakımlarda ağacı kış uykusuna yatırmak. Çünkü ceviz ağacının vejetasyonu zaten uzun olduğundan dolayı genç ağaçların en az bir ay daha fazla uzun. Böyle yaprakla eğer eksi soğuklara yakalandığında oldukça problem yaşayabiliyor. İşte fern oradan şimdi hemen yan tarafta çantıra geçiyoruz bakın. Çantırda da aynı şekilde yeşil. Hiç yaprak dökme belirtisi, hiçbir şey yok şu anda. Ağaçlarda vejetasyon devam ediyor. Çünkü vejetasyon az önce de söylemiş olduğumuz gibi verimle de çok alakalı. Aşırı verim ağacı yoruyor, erken uykuya yatırıyor. Yani çiftçilerimiz 1-2 yaşında fidan, işte fernur aldım, işte çantır aldım, işte lara aldım, işte bilecik şebin aldım, kışa dayanmadı diyorlar ama bunların aralarında o kadar büyük bir problem verime yatana kadar yok. Hepsi kışa aynı şekilde dayanır. Yani fern orada olsa, çantırda olsa, bilecikte, şebinde olsa, her ne olursa olsun ağaç 1 yaşından 4 yaşına kadar, özellikle 1 yaşıyla 3 yaş arasında çok fazla bir risk taşıyor olur. Yani erken uyumaz ve arkamızda aralarında bir tane de 2 yaşında var. Şurada görmüş olduğumuz gibi bakın, bunu yukarıdan böyle kesmişik. Tabi bu da 2 yaşında, gördüğünüz gibi daha yeşil. Hiç daha yaprak dökmeye niyeti bile yok. Niye? Çünkü çok genç. İşte bunu uyutmak çok zor. Dediğim gibi suyu kademe kademe azaltmak lazım. Biraz da azotu erken kesmek gerekir. Eğer hava durumuna ve o yılki şartlara bakarak %3'lük çinko sülfat yapraktan attığımızda da yaprak dökümünü biraz hızlandırır. Tabii bunun da bir riski var. Çok erken atarsanız da ağaç çok aşırı erken yaprağı dökünce hava sıcak giderse, ikinci uyanmaya kalkarsa da büyük zarar görebilirsiniz. Hemen yani o anki biraz profesyonellik istiyor bu iş. O anki hava durumunu ve iklim şartlarınızı çok iyi bilmeniz gerekir. Bizim için cevizde en önemli yıl ilk 4 yıl. İlk 1 ve 2 yıl çok çok önemli. 3. 4 yılda biraz rahatlıyoruz ama tehlike bitmiyor. Fakat 4. yaşında eğer biraz fazla meyve alıyorsak bir sıkıntı yok ama büyütmeye uğraştığımız için 4. yaşında çok meyve olmuyor bazen. Fakat 5. yaşına geldikten sonra ağaçlar normal boş verimsiz ağaçlara göre 15 ila 1 ay kadar önce yaprağı döktüğünden dolayı kışlara dayanımı daha fazla oluyor. Yani bunu niye gösterdik? Şundan dolayı gösterdik. Çiftçilerimiz az önce verime yatmış bahçeleri görüp işte 1 yaşında 2 yaşında yan yana bir çantır ve de fernur vardır. Tozlayıcı olarak dikmiştir. Diğer şeyde dikmiştir. Ya benim ikisi de yaprak dökmedi. İkisi de sararmadı. Fernur değil mi? Çantır değil mi diye düşünmesin diye ilk 4 yıla kadar aralarında çok fazla bir şey fark etmediğini, bütün çeşitlerin fark etmediğini sizlerle paylaşmak istedik ki yanlış bir bilgiye kapılmayasınız. İlk 4 yılı atlattıktan sonra da zaten az önce gösterdiğim gibi problem de bitmiş oluyor. Tabii sonbahar bakımında artık çiftçilerimiz yavaş yavaş sonbahar bakımına yapmaları gerekir. Özellikle biz böyle yaprakları tam dökmeden önce leonardit kaynaklı humik asit, çinkolu humik asit veriyoruz. Ağaç başı aşağı yukarı 300 gram civarında verdik bunlara. Çünkü topraklarımızda organik madde miktarı çok az ve çinko miktarı çok az. Hem toprak yapısını düzeltme açısından leonardit kaynaklı humik asitin, hem çinko gözleri, meyve gözlerini daha sağlam kışı çıkarma açısından ve diğer verdiğimiz ve vereceğimiz bitki besin elementleri daha rahat bir şekilde alması için biz sonbaharda ağaç başı 300 gram civarında leonardit kaynaklı humik asit veriyoruz. Sonbahardakini biz her zaman çinkolusunu veriyoruz. İlkbaharda cemreler düştükten sonra yine 300 gram ağaç başı, ortalama bu. 200 olur, 300 olur ama biz 300 gramdan aşağıya pek yapmıyoruz. Çünkü onun etkisi daha iyi olsun diye. Ağaçlar büyükse biraz daha fazlalaştırabilir. Yıl boyunca da biz 4-5 sefer veriyoruz. En azından yılda 1 kilo civarında leonardit kaynaklı humik asiti bölerek veriyoruz. Ve İç Anadolu bölgesinde
karasal iklime sahip olan bölgelerde, ilkbahar çok fazla yağışlı olmayan bölgelerde fosfor potasyum toprak altına atıp gömmeleri gerekir. Ne zaman yapmaları gerekir? Bunu ortalama 12. aylarda, 11. ayın 15'inden sonra 11-12. aylarda yapabilirler. Fakat Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde ilkbaharları daha güzel yağışlı geçen yerlerde bunu 2. ayda atarsalar daha iyi olur. Çünkü o zaman yağışlar gelir. Yağışlarla da alabilir ama yağış az olan yerlerde bu sonbahar fosfor ve potasyumu özellikle atıp toprak analizine göre atıp ağacın almasını sağlamalılar ki bu leonardit menşeli umik asit de zaten onların alımını fazlalaştıracak. Onun için de biz bunları baştan atıyoruz. Burada önemli olan hadise ağaç uyanırken azotu, fosforu, potasyumu uyanırken hazır bulması gerekir arkadaşlar. O gün verseniz de bir şey fark etmiyor. Yeni uyanmaya başladığında ağaçlarınızda özellikle azot ve fosfor çok önemli. Azot ve fosfor hazır olması için toprak altına gömüyoruz biz. Fakat potasyumlu gübre de veriyoruz çünkü potasyumun da çok önemi var. Ama ilk uyanma döneminde önem olarak fosfor biraz daha fazla bulunması gerekir potasyuma göre. Ama her ikisi de olması gerekir. Fakat 7. ayda sonra potasyumun da çok önemi var içini doldurma açısından. Biz de sonbahar gübrelemesini aşağı yukarı 12. aylarda yapıp ilkbaharı kurak geçen yerlerde fosfor potasyumu veriyoruz. Eğer yağmur alıyorsa da 2. ayda azot fosfor potasyumu veriyoruz. Fakat onu vermeden, onu verdikten sonra da olabilir aminoasit kaynaklı neonardit. Aminoasit de toprakta, humik asit topraktaki bitki besin elementlerini çözdüğü gibi aminoasitin de çok güzel, önemli bir görevi var. Ağaç uyandıktan sonra ani düşen hava sıcaklıkları bitkiyi çok strese sokmakta. Yani gece gündüz ısısı ilkbaharda uyandıktan sonra çok fazla değişken olabiliyor. Yani 7 derecenin altındaki bir ısı her zaman için bitkiyi strese sokar çünkü uyuma performansına, uyuma durumuna döner bitki. Bazen 2 derecelere kadar döner, düşebilir. Ne yapmak gerekir? Biz uyanmadan önce cemreler düştükten sonra aminoasit kaynaklı leonarditi yine 300 gram ağaç başına attığımızda hem toprağa attığımız bitki besin elementlerini çözmüş, birçoğunu alınabilir forma dönüştürmüş oluyor. Ve o aminoasit de bitki besin, kan inceltici gibi bir şey düşünelim onu. Yani aşağıdan yukarıya doğru bitki besin elementlerinin taşımasında aminoasitin. Bu gece gündüz ısı farkını çok büyük ölçüde telore ederek bitkideki, topraktaki bitki besin elementlerinin yapraklara taşınmasına çok önemli bir katkısı var. Ve meyve tuttuğu zaman da özellikle eğer gece gündüz ısısı çok farklı, fazla oluyorsa meyve dökümünde meyveleri dökmesini önlemede de çok bu aminoasitin güzel bir etkisi vardır. Çiftçilerimiz tabii bunları ona göre uygulamaları gerekir. Tabii uyanmaya başladığında hemen başlamadan önce taban gübresi, fosfor, potasyum taban gübresinden sonra pH yüksek olan yerlerde amonyum sülfat gibi düşük olan yerlerde kalsiyum nitrat gibi azotlu gübreler kullanabilirler. Çünkü dediğim gibi ağaç uyandığında azotu da, fosforu da, potasyumu da, çinkoyu da hazır o anda bulmaları gerekir. Her zaman söylemiş olduğum gibi çiftçilerimizde özellikle azotu 4'e 5'e bölsünler. Yani bir seferde vermesinler ki her büyüme dönemine göre eğer bunu bölerseler daha doğru iş yapmış olacaklar. Buradan da sizlerle aşılanmış ağacın uykuya yatırılmasını konuşalım. Buradan aşıladığımız diğer ağaçların yanına gidelim ki çünkü aşılanan büyük ağaçlara vejetasyon daha hızlı olduğu için sonbahar daha hızlı bir şekilde uykuya yatmamakta. Burada da bir problem olmakta. Aşılanmış ağacı da birlikte ağacın başında konuşalım. Onlara kış uykusuna nasıl erken yatırabiliriz? Kış soğuklarından nasıl koruyabiliriz? Onun hep birlikte çalışmasını yapalım, görelim. Thank you.
çeşit değiştirilmiş bir ağacımızın yanına geldik. Bu ağacımız bizim aşağı yukarı 8-10 yaşlarında bir ağaç. Biz geldik buna, çeşidini beğenmedik. Sizlerde de olabilir, herhangi bir çeşidi üstüne aşıladınız. Fakat burada dikkat etmemiz gereken konu şu. Aşıladığımız ağaçlar, diyelim bunun ortalama atıyorum 10 yaşında olduğunu kabul edersek, ağacın yeşil aksamının çok büyük bir bölümü kesildiğinden dolayı nefes aldığı bölüm yapraklar. Ağaçlar köklerine nefes alacağı kadar yaprak yüzeyi büyütür. Yani biz bir anda yaprak yüzeyini sıfırladığımızda ağaçlar da köklerden nefes alamamaya başlıyor. O kadar fazla kök var ki ne yapıyor? Ağaç devamlı kendine yeşil aksam, yani ağacımızın akciğerleri, yaprakları. Hep yeşil sürgün yapmak için uğraşıyor ve ağacımızı büyütüyor. Bu ne zamana kadar devam ediyor? Ta sonbahar erken veyahut da geç soğuklarına kadar devam eder. Çünkü ne kadar yaprak yüzeyi olursa olsun bu yaprak yüzeyi kökü beslemeye yetmiyor. İlk de böyle bir problem var. Biz de bunu görerek büyük ağaçlarda özellikle 7-8 yaşını geçince gövdeleri kalınlaşınca bir tane, bazısında daha büyük olursa iki tane nefes dalı bırakıyoruz. Ama 20 yaşında, 25 yaşında daha büyük ağaçlara, daha yukarılara aşı yapılacağı için bunların nefes dalı daha farklı, daha başka yapabilir. Bu bizim nefes dalımız. Ve buraya iki tane aşı yapmıştık. Gördüğünüz gibi bir tanesi tutmuş, bir tanesi tuttuğunda zaten bizim için yeterli. Fakat burada aşıyı biz 1 metrenin üstünde yapmışız. Bu çok önemli arkadaşlar. Aşı bitki besin elementinin esas depo besin değerleri gövdede birikir. Yani bu ağaçın 10 yaşında olduğunu kabul edersek biz üstten aşı yaptığımızdan dolayı burada en az 8 yılını kazanıyoruz. 10 yılın 8 yılını kazanıyoruz. Fakat eğer biz toprağa yakın bir yerden bunu keseydik, aşı yapaydık, 8 yılı kaybedecektik. O zaman çok aşı yapmamızın da önemi yok. Çünkü toprağa yakın yapılan aşılar, bitki besin elementlerinin daha fazlasının gövdede olduğundan dolayı aşıyı az büyütür. Bu çok yanlış bir uygulamadır. Bu bizim dediğimizi anlamamız için, daha fazla test etmeniz için bir tane ağacınızı kesin. Toprağa yakın bir yerden, toprak yüzeyine 10 santim, 20 santimden bir aşı yapın. Bir de 1 metre ve üzerinden aşı yapın. Yukarıdan yaptığınız aşı 2-3 sene sonra baktığımızda büyük ağaç olacak ama kökten gövdeden yaptığınız çok küçük kalacak. Biz bunun denemelerini yaptık. Demek ki ne yapmak gerekiyor? Ağacımızı ziyan etmemek için, zamanı da boşa harcamamak için bir toprağa yakın aşı yapmıyoruz. En az 1 metre ve üzeri, yani burada 1.20-1.30'dan biz aşı yapmıştık. Hem buradan yana sağa ve sola dal almak çok kolay. 2. Biz 1-2 tane nefes dalı bıraktık. Şimdi aşımız tuttuğunda gövdeden çıkan işte şu filizleri, biz yabanileri devamlı temizliyoruz. Temizliyoruz. Niye temizliyoruz? Ağacımızın yapmış olduğumuz aşı iyi büyüsün diye fakat nefes dalına dokunmuyoruz. Fakat filizleri biz 7. ayın 15'ine kadar, 20'sine kadar temizliyoruz. Fakat 8. ay geldiğinde kesinlikle gövdeden çıkan da sağdan soldan çıkan filizlere hiç dokunmuyoruz. 8. aya kadar aşımızın çok hızlı ve güzel gelişmesini istiyoruz. Ama 8. ayda çıkan filizler, ne kadar filiz ve yeni yaprak yüzeyi çoğalıyorsa bu dipten de çıkabilir, başka yerden de çıkabilir. Köke ve gövdeye nefes almasını sağlayıp ağacın biraz daha önce uykuya yatmasını sağlıyor. Eğer biz ağacımızda hiç nefes dalı bırakmazsak, 8. ay girdiğinde yeni çıkan filizlerin de tamamını temizlersek, sade aşıyı bırakırsak aşıdaki yaprak yüzeyi
bize ağacımızın kök gövdesinin nefes almasına yetmeyeceği için, nefes almaya yetecek yüzey, yaprak yüzeyi yapana kadar ağaçta büyüme devam edecek, hep devam edecek. İstersen 11. aya kadar soğuk olmasın, ister 12. aya kadar devam edecek. Sonbaharda da yapraklı bir şekilde kesinlikle zaten soğuğa yakalanacağı için aşı noktasına kadar kuruduğu bile olur. Dalları kurur, biraz şiddetliyse aşı noktasını kurur. Bizim sizlerden aldığımız en büyük telefonlardan biri de aşımız kurudu, aşı yapıyoruz, kuruyor. Özellikle soğuk bölgelerde daha çok. Bunun nedeni de bu. Erken uykuya yatırmamak. Yani 8. aydan sonra kesinlikle filizleri yolmuyoruz. Ama İç Anadolu bölgelerinde yüksek rakımlarda biz sonbahar erken soğuklarına yakalanma riski daha fazla olduğu için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Nefes dalı bırakmamız gerekiyor. Nefes dalı bıraktığımızda 8. aydan sonra da çıkan filizleri dipten çıksa da temizlemediğimizde belirli bir yüzey, yani akciğeri genişlemiş oluyor, ağacı uykuya yatırıyor. Bu çok çok önemli. Bizim İç Anadolu'da bu önemli diyoruz ama zaman zaman biz burada Bursa bölgesinde bile bu olaydan dolayı kış soğuklarına yakalandığımız oluyor. Biz bunu tecrübe ettik. O bizim biraz da kulağımıza küpe oldu. Artık nefes dalı büyük ağaçlarda bırakıyoruz. Küçük olunca 3-5 yaşında onlara yapacak bir şey yok. Onlar ne yapıyor? Onlara nefes dalı bırakmıyoruz ama onlarda da yine 8. ay gelince çıkan filizlerin hepsini bırakıyoruz ki yaprak yüzeyi fazla oluyor ve böylelikle kışa kendini belirli bir oranda hazırlıyor. Tabii bu tip ağaçlara biz 8. ay girince artık suyu kesiyoruz ve de çok azaltıyoruz, stres yaşamayacak kadar. 7. aydan sonra 8. ayda da azot vermiyoruz ki büyümeyi durdurmak için stres yaşamayacak kadar su ve bitki besin elementi veriyoruz. Böylelikle aşılamada da kışa nasıl atlatılır sizle paylaşmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuştur ve şu anda da görüyorsunuz yeşil olanları hiç koparmıyoruz. Bakın yeşil aksam olduğu gibi duruyor. Bu yavaş yavaş bizim buradan da gördüğümüz gibi uykuya yatmasını sağlayacak. Evet, aşıyı değiştirirken çiftçi arkadaşlarımız nefes dalı bırakırsalar çok güzel olur. Tabii ki aşılanacak binlerce, on binlerce ağacımız var. Yanlış dikilmiş çeşitler var. Tabii zamanda bilmediğimiz bu yeni çeşitler yokken dikilen kurulan bahçeler de var. Aşılama büyük bir problem. Çiftçilerimiz buna dikkat ederse çok güzel olur. Aşı çeşidi de soruyorlar ama ben buradan tekrar soruyorum. Arkadaşlar dünyada yapılan 25-30 çeşit aşı var. Biz illa çiftçilerimize şunu yapın demiyoruz. Hangini tutturuyorsalar, başarıysalar onu. Çünkü sonuçta değişen bir şey yok. Hangi aşıyı? Kimisi kabuk aşıyı güzel tutturuyor, kimisi kalem aşıyı, kimisi göz aşıyı, kimisi çivili aşıyı. Bunların o kadar önemi yok. Hangisini tutturuyorsalar çiftçilerimiz onu yapsınlar. Biz birçok çoğunu gösterdik zaten çiftçilerimize. Ona göre hareket ederler. Evet değerli arkadaşlar, böyle sizlere doyum olmuyor ama bir programın daha sonuna geldik. Bir başka programda buluşmak dileğiyle bol hayırlı kazançlar. Allah'a emanet olun efendim. Görüşmek üzere. Thank you.